4 Temmuz 1054 tarihinde Boğa takım yıldızı olarak da bilinen Taurus takım yıldızında bir yıldız ömrünü doldurarak büyük bir ihtişamla patladı. Bu yıldızdan 6500 ışık yılı kadar uzaklıkta, dünyamızın bugün New Mexico olarak bilinen bölgesinde yaşayanlar ise evet de binlerce yıl önce gerçekleşmiş bu süpernovaya 1054'ün yazında bahsettiğimiz tarihte tanık oldular. SN 1054 veya Yengeç Süpernovası olarak da bilinen bu süpernova evet de o zaman yaşayanlar için bir nevi metafiziksel bir olaydı ve bu Venüs'ten 10 kat daha parlak olduğu düşünülen ve Ay ve Güneş dışında dünyadan görülen en parlak olguydu. Ve 3 hafta boyunca gündüzleri bile görebildiler. Geceleri ise 2 yıl boyunca gökyüzünü süslemeye devam etti. Haliyle yerliler bu olayı ölümsüzleştirerek bugün Chaco Kanyonu olarak bildiğimiz bölgede mağaraların duvarlarına işlediler. Bu elbette gerçekleşen ilk ve tek süpernova değil. Hatta astronomların tahminlerine göre son 1000 yılda 50'den fazla süpernova gerçekleşti. Yani kabaca bir hesapla 20 yılda bir süpernova olduğunu düşünebiliriz. Ancak kayıtlara bakıldığında bu ölçekte çıplak gözle görülebilen süpernovaların sonuncusu ise 1604 yılının Ekim ayında Johannes Kepler tarafından gözlemlenmiş. Önce Kepler bunu yeni bir yıldız sanmış ve hatta The New Star adında bir kitapta yazmıştı. Fakat 1940'lara gelindiğinde astronomlar Kepler'in tespit ettiği bu yıldızın bir süpernova olduğunu belirlediler ve buna Kepler süpernovası adını verdiler. Yakın zamanda Betelgeuse bir heyecan yaratsa da onun da patlamayacağı anlaşıldı. Yani 400 yıldır galaksimizde bir süpernova gözlemlemiş değiliz. Astronomların tahminine bakıldığında aslında bu olayın daha sık yaşanması gerektiği düşünülüyor. Peki neredeler? Kozmik havai fişekleri neden görmüyoruz? Gelin bakalım. Astronomlar neden daha fazla süpernova görmediğimizi araştırmak amacıyla elbette süpernovaların özellikle nerelerde gerçekleşeceğine dair hesaplamalar yapıyor. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışmada bu konuda ilginç bir bulgu ortaya çıkıyor. Samanyolu gibi bir galakside gerçekleşmesi beklenen süpernova sayısı hesaplamalara uysa da bu patlamalar maalesef neredeyse her zaman bakmadığımız yerde ve beklemediğimiz zamanda gerçekleşiyor. Bu çalışmayı yürüten Illinois Üniversitesi'nden Brian Fields, "Modelimiz oldukça güvenilir. Fakat kozmik olaylar maalesef sizin modelinizi pek dikkate almıyorlar," diyor bu konuda. Bahsettiği model de eldeki verilere bakarak süpernovaların gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu yer olarak Samanyolu'nun merkezine yakın bölge olduğunu öngörüyor. Çünkü bu bölgede artık patlamaya yaklaşmış, daha önce de bir videomuzda bahsettiğimiz kızıl dev yıldızların yoğunlukta olduğu bir bölge. Bu yıldızların sayısı ve yoğunluğunu da dikkate aldıklarında işte 20-30 yılda bir süpernovanın gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat sorun şu, bu oran gerçek olsa bile ve bu kadar sıklıkta yıldızlar patlıyor olsa bile bu patlamalar büyük ihtimalle galaksilerin merkezinde önceki patlamalardan kalan toz bulutlarının içinde saklanıyorlar. Özellikle geçmişe baktığımızda kayıtlara neden bu kadar az süpernovanın geçtiğini de açıklıyor. Çünkü çıplak gözle görülebilecek seviyede ve hatta Ay veya Güneş'e yakın bir parlaklık söz konusu değilse insanlar tarihe not düşmemiş olabilirler. Fakat tarihe not düşülmüş görkemli süpernovalara baktığımızda da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Örneğin başta bahsettiğimiz 1054 yılında görülen süpernova astronomların tahminlerinin tam aksine Samanyolu'nun merkezine yakın değil dış kısmına daha yakın bir bölgede gerçekleşmişti. Yani beklentilerin tam da aksi yönde. Tabii tarihi kayıtlar elbette istatistiksel açıdan güçlü bir veri de sunmuyor. Çünkü kayıtlar açısından da elimiz çok güçlü değil. Zira kaydedilen tüm süpernovalar kuzey yarımküreden gözlemlenmiş gibi görünüyor. Fakat güney yarımküre bu açıdan aslında Samanyolu'nun galaktik diskine daha net bir görüşe sahip olmasına rağmen bu bölgede yaşayanlar, örneğin İnkalar böyle bir kayıt almamıştı. Ya da aldılar ve belki de Amazonlarda bir yerlerde bu kayıtlar hala duruyor olabilir. Ancak yine de astronomların elinde şu anda bir olası süpernova haritası mevcut. Bu haritada 300 kadar patlamaya hazır yıldız bulunuyor ve bu sefer bir süpernova olduğunda en azından kayıtlara geçeceğini söyleyebiliriz. Örneğin 1987 yılında nötrino detektörlerinin radarına komşu galaksilerimizden birinde gerçekleşen bir süpernova yakalanmıştı. Günümüzde nötrino detektörleri, kütle çekim dalgalarını dinleyen merkezler ve elimizdeki tüm teleskoplarla gözle görülmeyecek kadar bile olsa bir süpernova yakalandığında tarihte en iyi anlaşılan süpernova olma ihtimali yüksek.
Kaldı ki bu gerçekleştiğinde tüm bilim insanları ve astronomi meraklıları nereye bakmamız gerektiğini bize söylediğinde hepimiz bu olaya tanıklık edebiliriz. İşin en heyecanlı tarafı ise bunun her an olabilme ihtimali sanırım. Bu yarın da olabilir, 100 yıl sonra da. Ancak hiç beklenmedik bir yerde patlayabilecek bir yıldız herkes için müthiş bir deneyim yaratabilir. Astronomların süpernovaları neden bu kadar merakla beklediğine değinmek gerekirse. İlk olarak, örneğin Güneş sistemimizin daha öncesinde bulunan bir yıldızın patlaması sonucunda ortaya çıkan bir galaktik boşlukta. Bu patlamadan kalanlarla oluştuğu düşünülüyor. Süpernovalar ne kadar devasa patlamalar olsa da yeni sistemleri de başlatan patlamalar olabiliyor. Bu nedenle süpernovaları anladığımızda bir gezegenin, dünyamızın da hangi şartlarda oluştuğunu, tüm süreçleri daha iyi anlayabiliriz. Bir de son olarak tarihlerini verdiğimiz süpernovaların o tarihlerde gerçekleşmediğini de dipnot olarak belirtmek gerekiyor. Örneğin 1604'te Kepler'in gördüğü süpernova 13.000 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşti. Yani bu patlamadan yola çıkan ışığın bize ulaşması için 13.000 ışık yılı geçmesi gerekiyordu. Yani Kepler bu kadar uzun süre önce gerçekleşmiş bir patlamayı yeni görmüştü. Bakalım yakın tarihte bizler de çıplak gözle görülebilecek bir süpernovaya tanık olabilecek miyiz? Bekleyip göreceğiz. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.